Demek kaya obasını dirlik birlik içinde Emir Saadettin'in gösterdiği yere göç ettireceksiniz. Ettireceğiz evelallah. Şüphen olmasın ana. Peki. Bunca ayıbınızdan sonra obamız dinine, töresine nasıl sadık kalacak oğul? Sen ne dersin ana? Senin de gün doğduğunda bütün ayıplarınızı bilirim oğul. Ana? Dündar'ım doğru dermiş. Bir otağda iki aslan kükremezmiş. Bey oğullarının kaderi buymuş. Bunu bir kez daha gördük. Tuttuğunuz yolda sakın ola. El sözüyle yola çıkıp soyumuzun onurunu çiğnemeyesiniz. Babanızın bizlere, alplere, ahaliye emaneti zebun olur gider. Ağabeyimle ben olmayaydık halimiz nice olurdu ana? Düşün hele. Emir Saadettin kardeşim Ertuğrul'un canını alırdı. Obamıza bela olurdu. Asıl o vakit bunca insan zebun olurdu ana. Babamın gösterdiği birlik dirlik yolundan sapmadık. Emirül emre itaatten taviz vermedik. İmdi huzurla yeni yaylağımıza göç ediyorsak, ağabeyimin beyliği sayesindedir. Hala karşıma geçmiş Emir Saadettin'den söz edersin. Cehenneme kadar yolu var o soysuzun. Sizler tekbirlerle büyüdünüz oğul. Niye? Otağımızın töresini altınla bey satın alıp çiğnemeniz için mi? Masum bir şehzadeyi tepeleyerek mi huzur getirecektiniz? Ha? Kardeşiniz dururken el sözüyle huzur getirmeye kalktınız. Nasıl itibar ettiniz o adamın sözüne? Obanıza da, törenize de el olmayasınız. Gayrı babanızın emaneti sizin elinizdedir. Elden olup, elden bulmayasınız. Diyeceğim budur. Afiyet olsun.